Şimdi başlıklar diyoruz, ardından detaylarla beraberiz. Ergenekon kararları gündemi sarstı. Tahliye edilen Mehmet Haberal Ankara'ya geçti. Peki ceza alan CHP'li vekillerin durumu ne olacak? Hükümetten Ergenekon açıklamaları. Arınç, kimsenin bir suç işleme imtiyazı yok. Erdem, yapanın yanına yaptıkları kar kalmamalı. Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine katkıda bulunacak. Hatay sınırında sıcak saatler. Kuşaklı köyünde kaçakçı oldukları iddia edilen kişiler jandarmayla çatıştı. Beşaslan köyünde kaçakçılara müdahale edildi. 4 asker yaralandı. AKP'li Şahin'e sakalı şerif tepkisi. Selim Kotil, peygamberimizi hatırları yok ki sakalına olsun dedi. Suriye'de yine siviller hedef alınıyor. El Nusra terör örgütü Alevileri katlediyor. Ülkemizin akciğerleri cayır cayır yanıyor. Bu kez de Hatay'da 700 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Ayrıntılar şimdi. Bir iftarın ardından sizlerle beraberiz. Artık bayrama da az bir süre kaldı ama ülke gündemi dinmiyor. Harıl harıl haberler çıkıyor ve ajanslara servis ediliyor. Sayın seyirciler, bu gündemlerden bir tanesi de karara bağlanan ve müebbet hapislerle boyalı Ergenekon davasıyla. Ergenekon davasında çıkan ağır kararlara kilitlendi Türkiye. Üst düzey komutan ve gazetecilerin müebbet hapse mahkum edildiği dava sonrası gözler ceza alan milletvekillerine çevrildi. Tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'la birlikte hapis cezasına çarptırılan Ankara Milletvekili Sinan Aygün ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın geleceği konuşuluyor, tartışılıyor. İşte ayrıntılar. 19 müebbet, 21 beraat, 13 yakalama, 17 tahliye ve 248 sanığa toplam 3256 yıl ceza. Ergenekon davasının dün açıklanan mahkeme kararı büyük yankı buldu. Müebbet hapse mahkum olan komutan ve gazetecilerin yanı sıra tahliye edilen ve ceza alan milletvekilleri de ilgi odağı oldu. Girmeyin! O isimlerden biri CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal. Haberal 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. Haberal tahliyesinin ardından karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya geçti. Çok şükür buraya geldim ama tabii grup geldim. Temenni ederdim ki oradaki bütün arkadaşlarım beraber çıkalım. Tabii ülkemiz şimdi bir dönemden geçiyor. Evet. Temenni ederim ki bu dönem geçsin ve arkadaşlarımız, oradaki bütün masum insanlar da çıksın. Mehmet Haberal daha sonra kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada doktorları ziyaret eden CHP'li vekil çıkışta ilginç açıklamalar yaptı. Hekimlik 24 saat çalışma gerektiren bir meslektir. Ben de şimdi tabii 4 sene, 4 ay arkadaşlardan uzak kaldım. Bu saate buraya geldim, kontrol ettim onları. Bakayım gerçekten hafta 7 gün 24 saat çalışıyorlar mı? Baktım onlar 48 saat çalışıyorlarmış. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Haberal'ın meclis açılır açılmaz yemin ederek vekillik görevine başlayacağı ifade ediliyor. Ve projeyi de bugün başlatıyoruz. Bir diğer CHP milletvekili Sinan Aygün'e verilen hapis cezası ise 13 yıl 6 ay. Yargıtay'ın cezayı onaması durumunda vekilliği düşecek olan Aygün'e cezaevi yolu gözükecek. Ayrıca CHP'li vekilin evinde bulunarak el konulan 2,5 milyon euronun geri verilmeyeceği ortaya çıktı. Mahkeme Aygün'ün bu parayı Ergenekon'u finanse etmek için ayırmış olduğuna hükmetti. Ve 34 yıl 8 ay hapis cezası alan Mustafa Balbay. Balbay da Yargıtay kararını bekleyecek. Yargıtay'ın kararı onaması halinde karar meclise bildirilecek ve Balbay'ın da milletvekilliğe düşecek. Öte yandan akşam saatlerinde ilginç bir haber geldi. 248 sanığa toplamda 3256 yıl hapis cezası verilmesi Ergenekon savcılarını tatmin etmedi. Savcılar karara resmi itirazlarını yaptılar. 66'sı tutuklu, 275 sanıklı ve 5 yıl süren Ergenekon davasının dün açıklanan kararları kamuoyunda büyük tepki topladı, beklenildiği üzere. Mahkeme kararları İstanbul ve Ankara'da kalabalık gruplar tarafından protesto edildi. Ergenekon davası kararları birçok şehirde protesto edildi. Ergenekon davası kararları pek çok şehirde protesto edildi. İlk görüntüler İstanbul'dan. Yaklaşık 1000 kişilik bir grup Kadıköy iskelesinde bir araya gelerek kararı protesto etti. İlker Başbuğ'a, Mustafa Balbay'a, Mehmet Haberal'a, İsmail Hakkı Pekin'e Hürşit Talant generalimize ağırlaştırılmış müebbetler vermişler. Vuz gelir tırıs geçer, vuz gelir tırıs geçer. Açıklamanın ardından slogan atan eylemciler pankartlar ve dövizler açarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Eylemlerin bir diğer adresi ise başkent Ankara'ydı. Kalabalık bir grup Kızılay Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla Ergenekon davası kararlarını protesto etti. AKP kendi yarattığı yargı canavarının tutsağı oldu. Sözde Ergenekon davası Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesi, Cumhuriyet kurumlarının tahrip edilmesi, ortadan kaldırılmasını hedeflediği apaçık ve kurgulanmış bir davadır. Yargı eliyle hukuk sistemi karanlık siyasi emellere alet edilerek Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet rejimi dönüştürülmek istenmektedir. Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı. Hükümetten Ergenekon açıklamaları. Arınç, kimsenin bir suç işleme imtiyazı yok. Erdem, yapanın yanına yaptıkları kar kalmamalı. Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine katkıda bulunacak. 5 yıl sonra sonuçlanan Ergenekon davası ile ilgili hükümetten gelen açıklamaları aktaracağız şimdi de. Hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ilk açıklamanın sahibi Bakanlar Kurulu'nun ardından kimsenin suç işleme imtiyazı yok derken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de yapanın yanına kar kalmamalı ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ise kararın Türkiye'nin AB sürecine katkıda bulunacağını savundu. Dünya basını Ergenekon kararlarını hükümetin cadı avı, siyasi dava, rövanş gibi başlıklarla duyurdu. Hükümetin resmi tavrını ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Kimsenin suç işleme imtiyazı yok. Yargı kendine göre en doğru kararı verdi. Bundan sonrasını aşamalarda hep birlikte göreceğiz. Kararı beğenmek veya beğenmemek noktasında değiliz. Bir yargı kararıdır. Bu yargı kararını hepimiz beğensek de beğenmesek de uymak mecburiyetindeyiz. Arınç, cezaların çok ağır oluşunu birden fazla suçun işlendiği iddiasına bağladı. Tabii bazı kararların bazı kişiler için çok fazla olduğu söylenebilir şüphesiz. Yakıştırılanlar vardır, yakıştırılmayanlar vardır. Bu kararların pek çoğunda bildiğiniz gibi sadece tek suç yok. Birden fazla suçla isnat edilen ve bu suçların sübut bulmasıyla da haklarında karar verilenler var. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de Ergenekon davasından çıkan kararları yorumladı. Erdem, yapanın yanına yaptıkları kar kalmamalı dedi. Yapanın yanına yaptıkları kar kalmamalı. Artık Türkiye'de kimse ne darbeye teşebbüs etmeli ne de artık darbe Türkiye'nin gündeminde olmalı. Darbeye yönelik de mahkemeler artık umuyoruz, inanıyoruz ki bundan sonra olmaz. En ilginç yorumsa Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'tan geldi. Ergenekon'un bir terör örgütü olduğu resmen kabul edilmiştir diyen Bağış, bu yargılama sürecinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine katkıda bulunacağını iddia etti. Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Hatay sınırında sıcak saatler. Kuşaklı köyünde kaçakçı oldukları iddia edilen kişiler jandarmayla çatıştı. Beşaslan köyünde kaçakçılara müdahale edildi. 4 asker yaralandı. Suriye-Hatay sınırında oldukça hareketli saatler yaşandı. Beşşar Esad'dan çaldıkları mazotu Türkiye'de satmak isteyen isyancılar yine olay çıkardı. Suriye sınır hattı yine oldukça hareketli. Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı köyü. Sabah saatlerinde mazot kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar geldi. Bunun üzerine 20 araçlık zırhlı birlik bölgeye intikal etti. Askerlerle kaçakçı olduğu iddia edilen kişiler arasında çatışma çıktı. Çatışmaların ortasında kalan, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken diğerlerinin tedavileri ayakta yapıldı. Çatışma sonucu zeytin ağaçları, araçlar, evler ve güneş enerji sistemleri zarar gördü. Bu gelen kursun çocuğa bağlı. Seken mermilerden bazıları evlerin içerisine kadar girdi. Kapıyı kapatma. Köylü vatandaşlarsa kaçakçılık yaptıklarına dair iddiaları reddetti. Köye Suriyeli kaçakçıların sızmış olabileceği, askerle çatışanların da bu grup olduğu öğrenildi. Bu haberi destekleyen bir gelişme yine Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Beşaslan köyü sınırında askerler nöbet değişimi yapıyordu. Bir grubun mazot bidonlarını sınırdan geçirmeye çalıştığı fark edilerek müdahale edildi. Ellerindekileri vermek istemeyen Suriyeliler mazot dolu bidonları ateşe vererek geri ülkelerine kaçtı. Mazotun alev alması sebebiyle 3 asker ve 1 uzman çavuş yaralandı. Durumları ağır olan askerler Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye'de yine siviller hedef alınıyor. El Nusra terör örgütü Alevileri katlediyor. Uluslararası destek alanı Suriye'deki terörist unsurlar sayın seyirciler son dönemde Alevileri hedef alıyor. Özellikle Laskiye, Şam ve Humus kırsalında siviller teröristler tarafından katledilerek göçe zorlanıyor. Alevi din adamlarının işkencelere maruz kaldığı haberleri geliyor. İşte ayrıntılar. Beşşar Esad'ın arka arkaya darbe vurduğu çeteler Suriye'de terör faaliyetlerini artırdı. El-Kaide ve Özgür Suriye Ordusu teröristleri son dönemde Alevi sivilleri hedef alıyor. Laskiye kırsalında Batı destekli teröristler Alevi köylerine arka arkaya saldırılar düzenliyor. Cebeli Ekrat civarındaki 4 köydeki sivil vatandaşlar rehin alındı, bazıları öldürüldü. Saldırılardan kurtulan siviller Laskiye'ye doğru kaçmaya başladı. Laskiye, Şam ve Humus'ta birçok sivilin köylerinden göçe zorlandığı haberleri geliyor. Washington Post, köylere saldıran teröristlerin 1000 kişiden fazla olduğunu aktardı. Gazeteye göre saldırgan grup Tunuslu, Libyalı, Ürdünlü, Suudi, El-Kaideci ve Türkiye'de sık sık toplantılar yapan Özgür Suriye Ordusu'ndan oluşuyor. Öte yandan teröristler Alevi din adamlarına yönelik baskılarını da artırıyor. Alevi Şeyhi Bedir Gazal, El-Kaide ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı militanlarca kaçırıldı. Gazal'ın işkence gördüğü öğrenildi. Laskiye'deki sivillere yönelik saldırıların zamanlaması da oldukça ilginç. Özgür Suriye Ordusu'nun sözde 70 komutanı 10 gün önce Gaziantep'te bir araya gelmişti. Çete liderleri Suriye'ye döner dönmez Alevi sivillere yönelik saldırıların başlaması dikkat çekti. AKP'li Şahin'e sakalı şerif tepkisi. Selim Kotil, peygamberimize hatırları yok ki sakalına olsun dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e sakalı şerif tepkileri sürüyor. Şahin, milyonların Peygamber Efendimizin mübarek sakalına yoğun ilgi göstermesinden şikayetçi olmuştu. Yeni Mesaj yazarı Selim Kotil, AKP'li Şahin'e köşesinden yanıt verdi. Peygamberimize hatırları yok ki sakalına olsun dedi. Sevgili Peygamberimiz vefatından sonra, asırlar sonra kendi sakalından olduğu iddia edilen o kıllara böyle bir saygı gösterileceğini bilseydi kesinlikle yasaklardı. Kesinlikle. Efendim işte şu parçası, bu parçası sakalın bakalı, bunun İslam'la pek bağdaşır yanı olmadığını ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimizin mübarek sakalı için bu sözleri kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e tepkiler sürüyor. Yeni Mesaj gazetesi yazarı Selim Kotil köşesini bu konuya ayırdı. AKP'li Şahin'e yanıt ve eleştiri niteliği taşıyan yazının bir kısmı şöyle. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin sonuçta bir kıl olduğunu, haşa ona bu kadar bir tazmin gösterilmesinin yanlış olduğunu söylüyor. Hatta kendisini Peygamber Efendimiz adına konuşmaya yetkili görerek o olsa bunu yasaklardı deme cüretini de kendinde görebiliyor. Akıllarını asıl kabul edenler, Peygamber Efendimiz'i haşa sadece bir postacı gibi görenler, bu coğrafyada yeni değiller. İngilizlerin kurdurduğu Vahabi anlayışı bu temele dayanır. İngiliz ajanı Humper tarafından hayata geçirilen bu anlayışa göre kabir ziyareti, Allah'ın veli kullarından yardım istemek ve bunun gibi hepsi haramdır. Ama İngiliz ve Amerikan başkanları önünde el pençe divan durmak, onlardan yardım istemek, onlara kul ve köle olmak alabildiğine serbesttir. Bu konuda Profesör Doktor Haydarbaş'ın Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler eserinde çok detaylı bilgi ve belge bulmak mümkün. Ancak İngilizler dahi Peygamber Efendimiz'i direkt açıktan hedef alarak onun mübarek sakalını haşa bir kıl parçası olarak değerlendirmeyi göze alamadılar. Bu müthiş açılım ve saçılımda bu AKP iktidarına nasip oldu. Hacca gidenler çok iyi bilir. Beytullah'ın hemen önünde 3 metre yanında sarı yaldızla etrafı çevrili makamı İbrahim vardır. Peki ne var o yapının içinde? Hazreti İbrahim'in ayağını bastığı toprakta ayak izi çıkıyor. İşte o balçık toprak Allah'ın evinin hemen dibinde. Peki onu oraya kim koyuyor? Bizatihi Cenab-ı Hak koyuyor. Ey haddini aşan Şahin! Sen nereden bileceksin? Allah Hazreti İbrahim'in ayağını bastığı çamura bu kadar değer verirken alemlerin efendisinin sakalına verdiği değeri. İyi ki Mekke sizin kontrolünüzde değil. İlk iş makamı İbrahim'i kaldırır, Hacer-ül Esved de bir taştır diyerek yapacağınız AVM'lerde dolgu malzemesi olarak kullanır. Peygamber Efendimizin doğduğu evi yıkar, yerine Allah bilir ne yapardınız. Sana yüzlerce değil binlerce olay yazarım. Peygamber Efendimizin mübarek ağzının değdiği havluyu ateş yakmadığına dair, mübarek abdest suyunu sahabenin yere düşürmediğine dair, ama bunu anlamak sizler için çok ama çok uzak. Haçlı'yla beraber Müslüman kanı akıtanların, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da elini Müslüman kanına bulayanların bu aşkı, bu sevgiyi anlamaları ne mümkün? Sayın seyirciler, İstanbul'da Temmuz ayında zam şampiyonu %38'de domates. Çiftçi bu durumu şaşkınlıkla takip ediyor. Zira kendileri domatesi tarladan 20 kuruşa zor satıyor. Tarlada 20 kuruş, markette 2 lira. Çiftçi yıllardır bu duruma akıl erdirmeye çalışıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın domatesi Temmuz ayı zam şampiyonu olarak açıklaması çiftçiyi bir kez daha şaşkınlığa uğrattı. Domates şu anda kasası 5 milyon lira. Çiftçilik bitmiştir. Arkadaşlar çatı çatı zarar ediyor. Burası Çanakkale Eceabat. Lezzetli domateslerin diyarı. Markette 2 liraya satılan domatesi Eceabat çiftçisi tüccara 20 kuruşa zor satıyor. Kilosu domatesi pahalı diyorlar. Biz buradası 25 kilosu 5 milyon satıyoruz. Bunun nasıl pahalı olduğunu kime anlatacağız? Derdimizi kime göstereceğiz onu bilmiyoruz. Ne bileyim yani, bu işe çıkamıyoruz içinden. Her gün 200 milyon mazot yakıyorum. Yemeyeceği sağ götürüyorum. Yani buna bir çare bulması lazım. Boş kasanın fiyatı 7 lira. İçindeki 25 kilo domatese biçilen değerse 5 lira. Boş kasa 7 milyon. Şimdi kasa basarsam bu plastik kasalar 7 milyon. Ben verdiğim domatesin kasası 5 milyon. Yani bir kasa para yapmıyor yani. Çiftçinin belini asıl bükense maliyetler. Özellikle gübre, mazot ve yevmiye ile başa çıkamıyorlar. Domates fiyatları kasası 25 kilo 5 lira. Bu 20 kuruşa geliyor. Bir çuval gübre olmuş 150 lira. Bir kilo mazot olmuş 4 milyon 300 bin lira. Bir bayan yevmiyesi 40 bin lira. Bir erkek tenekeci yevmiyesi 50 lira. Sebze meyve halinde de domatesin kilosu şu anda 40 kuruş lira. Çanakkale domatesi. Yani arada kimse para kazanamıyor arkadaşım. İşlerimiz çok zor. Yanlış hesaplama skandalı yaşatan seviye belirleme sınavında son aşamada geride kaldı. Yerleştirme sonuçları gece yarısı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden sonuçlara ulaşılabiliyor. 8 Haziran 2013'te başlayan seviye belirleme sınavı maratonu sona erdi. Yerleştirme sonuçları da belli oldu. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçları 12 Temmuz'da açıklanmıştı. Ancak yabancı dil testlerinde 718 adayın puanlarının yanlış hesaplandığı ortaya çıkmıştı. Bu kaçıncı skandal dedirten hataya farklı bir cevap anahtarının kullanılması sebep olmuştu. Doğru hesaplamanın devreye girmesinin ardından 718 adayın sıralamada yukarı çıkması binlerce adayın da hesabını alt üst etmiş oldu. İşte bu skandalın gölgesinde 15-29 Temmuz tarihleri arasında tercihler yapıldı. Yerleştirme işlemleri öğrencilerin genel başarı sıraları ve yüzdelik dilimlerine göre ayarlandı. Birinci yerleştirme sonuçları www.mep.gov.tr internet adresinden yayımlanmaya başlandı. Öğrenciler TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini bu adresten öğrenebiliyor. Dünya tarihine kara harflerle yazılan bir olayın yıl dönümündeyiz. İlk ve en ölümcül atom bombası bundan tam 68 yıl önce Japonya'nın Hiroşima kentine atıldı. 140 bin masum canı yok eden ABD hala özür dilemedi bu konuda. Bu acı günün yıl dönümünde Japonların gözlerinde yaş, içlerinde öfke vardı. Asrın en büyük katliamlarından biri de belki de en büyüğü 66 yıl önce bugün yaşandı. Amerikan B-29 uçağı saat 8:15'te Japonya'nın Hiroşima kentine dünyanın ilk atom bombasını bıraktı. Küçük Oğlan adlı katliam bombası 57 saniyelik bir düşüşten sonra şehrin 600 metre üstünde patladı. Bu yükseklik Hiroşima'yı radyasyona boğmak için özellikle hesaplanmıştı. Saniyeler içinde neredeyse hepsi sivil olmak üzere 140 bin insan öldü. Yüz binlercesi ise radyasyona bağlı hastalıklar nedeniyle sonradan ölüme sürüklendi. Amerikan ordusu Japonya'nın barış arayışına rağmen 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci bir bomba daha attı. Çünkü Hiroşima'ya atılan bir uranyum bombasıydı. Plütonyum bombasının da bir şehir üzerinde denenmesi gerekiyordu ve bu şehirde Nagasaki oldu. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliamın üzerinden 66 yıl geçti. Yani neredeyse 2 nesil yetişti. Ancak Japonya hala atom bombalarının yaralarını tam olarak sarabilmiş değil. Amerika'da aradan geçen 64 yıla rağmen katlettiği masum canlar için hala özür dilemedi. 64 yıldır dinmeyen acı Japonları bu sabah bir kez daha sardı. Binlerce kişi anma töreni için Hiroşima'ya koştu. Bombanın infilak ettiği yerel saatle 8:15'te törene katılanlar ayağa kalktı ve korkunç ısıyla radyasyonun oluşturduğu rüzgarla paramparça olan kurbanlar anısına saygı duruşunda bulundu. Gözlerde yine yaş vardı, gönüllerde ise hüzün ve öfke bir aradaydı. Narkotik polisi dün sabah erken saatlerde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlemişti. 25 oyuncu 55 kişi de gözaltına alınmıştı. Bugün o baskınların görüntüleri basına dağıtıldı ve Yeşilçam oyuncusu Hanefi Eray Özbal'ın Muaz manzaralı villasının terasındaki esrar tarlası dikkat çekiciydi. Narkotik polisi ünlü avında. İstanbul'un birçok noktasında arka arkaya operasyonlar düzenlendi. Ya, bu mu ismi? Ya, yapma ya. Aralarında Kenan İmirzalioğlu, Engin Altan Düz Yatan, Ersin Korkut ve Sarp Apak'ın da bulundu. 25'i oyuncu 55 kişi gözaltına alınmıştı. Neden gözaltına alındı? Polis şok baskınların görüntülerini basına dağıttı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde başlayan beyaz zehir dalgası Yeşilçam'a kadar uzandı. Ünlü oyuncu Hanefi Eray Özbal'ın Boğaz manzaralı villasının terası adeta esrar tarlasını andırıyordu. Her yer didik didik arandı. Operasyonda 17 bin ekstazi hap, 13 kilo 593 gram esrar, 126 gram amfetamin, 115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı öğrenilen 2.550 euro ve 4.285 TL'ye de el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Ülkemizin akciğerleri cayır cayır yanıyor. Bu kez de Hatay'da 700 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Hatay'da pazar gecesi başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları halen sürüyor. Bazı köyler tahliye edildi. Şu ana kadar 700 hektarlık ormanlık alanda kül oldu. Türkiye'nin ormanları cayır cayır yanıyor. Hatay merkeze bağlı Gülderen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda pazar gecesi çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Oğlakören ve Dikmece köylerinin yanı sıra Karlısu ve Serinyol beldelerine kadar ulaştı. Bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu ana kadar 700 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Orman yangını her geçen saat şiddetini daha da artırıyor. Alevleri söndürmek için 8 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 50 arazöz, 600 civarında orman işçisi ve çok sayıda yer ekibi görev yapıyor. Arazinin sarp ve kayalık olması sebebiyle alevlerle mücadele oldukça zor. Söndürme çalışmaları ağırlıklı olarak hava desteğiyle gerçekleştiriliyor. Futbol dünyasında acı bir kayıp yaşandı bugün. Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından spor yazarı Selçuk Yula 54 yaşında hayatını kaybetti. Yula yarın ikindi vakti Karacaahmet Şakir'in camiinden son yolculuğuna uğurlanacak. Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından biri daha hayatını kaybetti. Nasıl bir futbolcu? Emre çok iyi. Selçuk Yula kalp krizine yenik düşerek 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sabah 6.30'da koz yatağında hastaneye kaldırıldığında solunum ve dolaşımı durmuştu. Doktorların çabası onu geri getirmeye yetmedi. Fenerbahçe camiası ve Yula'nın yakınları hastaneye akın etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara, Fenerbahçe camiasına da başsağlığı diliyoruz. Selçuk Yula için ilk tören yarın Fenerbahçe Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde saat 15.30'da düzenlenecek. Yula'nın cenazesi Karacaahmet Şakir'in camisinde ikindi vakti defnedilecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Selçuk Yula için başsağlığı mesajı yayınladı. O mesajda "Yıllar boyu bu şanlı formayı başarıyla giyerek camiamızı onur ve gururla temsil eden ve futbolu bıraktıktan sonra da camiamızın bir parçası olmayı sürdüren kaptanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun kaptan" ifadeleri yer aldı. Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaldırımdaki ağacı devirip bir iş yerine girdi. Şoför hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıktı, iş yerine girdi. Kaza 1.30 sıralarında Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonet şoförü Kadir Aydınlı, arkadaşları Aydın A ve Yakup K ile yola çıkmıştı. Şoför Aydınlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet bir anda savruldu. Hızla kaldırıma çıkan araç önündeki ağacı devirip iş yerine girdi. Araç içerisinde sıkışan şoför ve 2 arkadaşı sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan güçlükle çıkartıldı. Durumu ağır olan Kadir Aydınlı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılarınsa sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akyazı ilçesine dev kabaklar görenleri şaşırtıyor sayın seyirciler. Özel olarak üretiliyor ve bu kabakların bazılarının ağırlığı da tam tamına 350 kilogramı buluyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Orman köyünde yolunuz bu tarlaya düşerse sakın şaşırmayın. Merak üzerine ekilen kabaklar devasa boyuta ulaştı. Tarla sahibi Fadıl Uzak, özel kabak tohumlarını öğrendiği normal tarım metotlarıyla yetiştirdi. Koca kayaları andıran kabaklar güvercin gübresiyle yetiştiriliyor. Bazıları 350 kiloya kadar ulaştı. Fadıl Uzak sadece dev kabak yetiştirmekte kalmıyor. 90 dönüm üzerine kurduğu çiftlikte alışılmışın dışında Alageyik'te yetiştiriyor. Evet sayın seyirciler, bu haberimizin ardından bültenimizin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek iyi akşamlar.